Yakın doğudaki ilk yerleşme sahaları mağaralar ve açık hava kampları ya da atölyelerdir. Milattan önce 18000'den 11000'e kadar süren dönem Kabara olarak adlandırılmıştır. Kabara dönemiyle birlikte kalıcı yerleşme yerleri yaygınlaşmıştır. Teberiye Gölü'nün doğu kıyısı üzerinde milattan önce 15000'e tarihlenen Ain Gev kazı yerinde Dairesel planlı bir kulübe ortaya çıkarılmıştır. Yine bu kulübenin temellerinden tahıl öğütme taşları ve taş bir havan ile birlikte tahıl ya da saz biçilen bıçaklar ile oraklar bulunmuştur. Bu insanlar aynı zamanda vahşi hayvan avına da çıkıyorlardı. Öğütme taşlarının varlığı tahılların beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Tahıl ürünleri Dış kabukları çok sert olduğu için toplandıkları haliyle tüketilemezler. Bu ürünlerin tüketilebilmesi için öğütülmesi veya kaynar suda haşlanması gerekmektedir. Kendinden önceki döneme göre coğrafi açıdan daha geniş bir bölgeyi etkileyen Natuf kültürü milattan önce 11.000 ile 9300 yılları arasındaki kronolojik süreçte de değerlendirilir. Levant bölgesiyle Kuzey Suriye'de bu kültür ile bağlantılı yerleşme alanları bulunmuştur. Tahılların besin maddesi olarak kullanımının yoğunluğuna dair arkeolojik kalıntılar daha açıktır. Yakın doğuda iki yabani buğday bulunur. Kuzey buğday ve emmer buğdayı. Bu buğdaydan Kültür buğday türleri ortaya çıkmıştır. Tahıl ürünlerinin kuru tutulabilme ve böcek ya da kemirgenlere karşı uzun süre saklanabilmeleri bu ürünlerin depolanmasını, ürünün biriktirilmesi olanağını sağlıyordu. Dolayısıyla biriktirilen ürün mal değiş tokuşunu kolaylaştırıyor. Servet birikimi sonucu toplum içerisinde farklı gelir durumları olan ayrıcalıklı sınıfların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Birçok natuf yerleşme merkezinde insanlar yabani hayvan türlerini de avlamışlardır. Bu merkezlerde ortaya çıkarılan hayvan kemikleri ceylan, keçi, karaca, alageyik, yaban sığrı, sırtlan, tilki ve yaban tavşanı türlerine aittir. Natuf yerleşme alanlarında yapılan kazılarda bulunmuş olan hayvan türleri yabani türlere aittir. Ancak aynı mallaha yerleşme alanında tespit edilen bir kadın gömüsü özellikle insanlar ile hayvanlar arasında kurulmaya başlanan ilişkiye dair önemli bilgi ve kanıtlar sunar. Milattan önce 10 binlere tarihlenen mezarda kadınla birlikte gömüldüğü anlaşılan 3-5 aylık bir köpek yavrusu da tespit edilmiştir. Yakın Doğu ve Mezopotamya'da beslenme biçimindeki değişim yeni yerleşme biçimlerini de zorunlu kılmıştır. Avcı ve toplayıcılığa dayalı tam göçebe veya yarı göçebe yaşam biçimi tahıl temelli beslenme alışkanlıklarının oluşmasıyla yarı göçebe ve yerleşik bir yaşam tarzına dönüşmüştür. Öncelikle başlangıçta Yabani tahıllar olsalar bile toplandıkları alanların belli ve sınırlı bölgeler olması bunlara yakın yerleşme alanlarının seçilmesini gerekli kılmıştır. Yine toplanan tahılın taşınmasındaki zorluklar ve depolama için uygun alanların oluşturulması zorunluluğu ve yine bunların öğütüleceği araç gereçlerin belki de sürekli taşımaya uygun olmaması da kalıcı yerleşmeleri zorunlu kılmıştır. Bu dönemdeki yerleşmeler yabani tahılların doğal olarak yetiştiği alanlarda ortaya çıkmıştır. Bu yerleşmelerin dizilimi bereketli hilalin yayılım alanı ile paralellik gösterir. İnsanlar doğal yağış alan bu alanlardaki yabani buğday ve arpayı toplamak için ya bunların hasat süreci boyunca ya da yılın tamamında köy, veya geçici kamp yerlerinde barınmaya başlamışlardır. Bunun yanında mağara ve kaya barınaklarında da yaşam devam etmiştir. Başlangıçta açıkta oluşturulan yapılar ahşap direk ve dallar ile üst örtüsü oluşturulmuş yuvarlak planlı kulübeler biçimindedir. Aslında Yakın Doğu hatta dünyanın diğer bölgelerindeki çağdaş ilk yerleşmelerde yuvarlak planlı yapılar insan oğlunun ilk barınak tipini yansıtır. Belli bir yüksekliğe kadar toprağa açılmış çukura gömülen bu yapılarda üst örtü kubbemsidir. Üst örtü ve yan duvarlar dal, çalı çırpı ile oluşturulmuş. Bazı örneklerde yan duvarlar çamurla sıvanmıştır. Yine bu yapıların vazgeçilmez donanımlarından biri ocaktır. Yine bazı örneklerde izolasyon için kulübe tabanı taşla döşenmiştir. Bu döneme ait önemli yerleşmelerden biri olan Aynmallah'a da bu türden 9 adet barınak ortaya çıkarılmıştır. Çapları 3,5 ile 5 metre arasında değişen dairesel planlı kulübelerin tabanlarının altında olasılıkla gömülmüş insanlara ait olan İnsan iskeleti kalıntıları bulunmuştur. Ayn Mallaha'da bu dönemde 300 kişiyi bulan bir topluluğun yaşamış olduğu 50'den fazla barınaktan oluşan görece büyük bir yerleşme olduğu öne sürülmektedir. Ayn Mallaha'da ev içi gömülerin yanında yerleşme dışı gömüler de mevcuttur. Ancak yeni olan ölü armağanı bırakma geleneğine dair bulguların ortaya çıkarılmasıdır. Oldukça sınırlı sayıda tespit edilen örneklerde deniz kabuğundan yapılmış gerdanlık, bilezik ve halhallar ile kemikten yapılmış boncuklar ölü armağanı olarak bırakılmıştır. Daha doğuda bereketli hilalin diğer ucunda Zaros bölgesinde Natuf kültürü ile çağdaş kimi kültürlerin izleri saptanmıştır. Kuzey Irak'ta Zavi Çemi milattan önce 10 bin dolaylarına tarihlendirilir. Dairesel kulübelerde yaşayan halkın tahıl öğüttükleri ve belli bir gömü anlayışlarının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Natuf yerleşmelerinde olduğu gibi ölümden sonra kişisel takılarda gömülme geleneği burada da tespit edilmiştir. Yine Zavi Çemi'de bulunan 15 adet keçi kafatası, yaklaşık 17 adet iri yırtıcı kuşa ait kemik kalıntılarının gömü ayinleri ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. Yine aynı bölgede Şanidar mağarasında aynı döneme ait 26 gömünün yer aldığı bir mezarlık alanı tespit edilmiştir. Aslında Şanidar mağarası içinde bulunan Neandertal iskelet kalıntılarıyla daha çok tanınmaktadır. Gömüler arasında başının çevresinde 1500 adet boncuk olan çocuk mezarı, kemik saplı bıçak bulunan kadın mezarı en dikkat çekenlerdir.